Abla çabuk ol. Hadi hadi. Hadi abla. Ben olmasam çocuk arabasını alsana. Hadi çabuk ol ya. Hadi Ali, makine çalışıyor, tamam mı? Tövbe estağfurullah. Tamam kaptan, tornistan. Aşk olsun yahu. Dünyada ne kahraman melekler varmış be! Hem bunlar havada uçan cinsinden olacak. Burada biri parazit yaptı. İçinizdeki bu nazik bey kim? Abla karışma sakın! Bu kravatı boşuna taşıyorsun, neden sustun, dilini mi yuttun? Sende böyle bir şapkayı taşıyacak kafa yok! Bütün fiyakanız kızlara laf atmak! Bu kokoradan sonra sinirleri iyi gelir Polonya! Yetiş Murat abi, cebi de baraja çıktı! Dağılın denizler kartalı, tam yol Murat geliyor! Ben size benim gemide hır çıkarmayı gösteririm şimdi! Ne olur abla, bırak seyredelim, girme şu kavgaya, girme! Bırak, karışma, gel buraya! Haydi şu kavgaya oynayacaklaş, eli bir parça döktürün!
bize benzedi. Bak, bak eve gidince bütün bunları babama nasıl söyleyeceğim? Amanın, batıyoruz, batıyoruz dostlar, polis yok mu? Aa! Merak etme teyze, bizimce mi böyle kavgalara alışıktır? Çok korkuyorsan seni Afrika'ya çıkartırız. Şimdi çalgı çalmanın sırası mı yani? İşiniz. Hepiniz sırayla adresinizi yazdırınız. Tabii önce siz bayan. Adınız, soyadınız? Çam sakızı derler bana ama esas ismim Gül'dür. Adresiniz? Kurbağalı Dere numara 29. Verdiğiniz ifadeyle bana yardım ettiniz. Size yani çok teşekkür ederim. Asıl kabahat bende. Sizi işinizden alıkoyduk, başınızı derde soktuk. Ne münasebet. Bunda hiç kimsenin suçu yok. Hayır hayır, bu işin mesulü benim. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Yok canım. Bizim başımıza böyle şeyler sık sık gelir. İşimiz bu, ne yapalım? Siz ablanız gibi macera perest değilsiniz. Bendeniz Ali Şakşak. Bu bazda benim gibi bile kesen yoktur. Yok canım, aman ne mühim şey! Sonra size bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle önüme gelenle konuşan kızlardan değilim. Ben de hatırınız kırılmasın diye sizinle konuştum. İstesem bir anda bütün kadınları başıma toplarım. Güleyim bari, nasıl toplarsınız bakayım? Naylon kadın çorabı satarım. Maymun suratlı sen de! Çok memnun oldum arkadaş, Allah'a ısmarladık. Bir gün gene tostlaşırız, fena çocuk değilsin sen. Bizim motor emrinize amade çam sakızı. İsmin de çok hoşuma gitti. Kavgayla başlayan arkadaşlık sağlam olur, güle güle. Hadi Allah'a ısmarladık biletçi başı. Bir daha motora binersek bizi koltuk kes. Al da gözlerinin yaşını siz Murat abi. Merak etme, mektup yazar. Ne zevzek adamsın be Ali. Dünya yıkılsa umurunda değil be. Ne tabii kız. Her şeyiyle insana hayat veriyor. Belki de Murat abimize bu kız çok tesir etti. Ben seni bir uskumru dolması yerken bir de bugün çok hassas gördüm. Dur be Ali, ne yapıyorsun? Çok şükür, sen nasılsın? Çabuk konuş buradan!
berbele, dizleri kırarken ayaklarını aç. Burası Mithat Paşa stadı, şimdi erkek tavırların neşeli hareketlerini seyrediyorum. Bir, iki, uç, uf! Sen dalganı geç, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur oğlum, şu adalelere bak! Yani şimdi bende senin gibi adale yok diye, bende kafa yok mu diyorsun ha? Aşağı yukarı, sende akıl olsa denizin ortasında tavuk beslemezsin. Beni dinle, onları kesip yiyelim ha, ne dersin? Deli misin be? İstersen sen kes. Suyuna da ne güzel pilav olur. Bak ki düşün ha! Şaka da olsa moralim bozuluyor be Murat abi. Bütün neşem bunlar benim. Ah bir zengin olsam, koca bir arazi alırım. Her cinsten binlerce tavuk ve horoz. Ne zevkti bu bilsen. Gel bili 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 bili. Uçasılayım sen, al bakayım benim kirmizi tepede. Al canım benim, al canım benim yavrum. Ne var kurmanın ayı? Al canım benim. Tavuk horoz alacağına üzerine gömlek elbise alsan daha iyi. Gemici kısmı böyle hurda teknelerde yatabilir. Ama dışarı çıkınca fiyakalı giyinmeli. Hey Ali, neredesin? Dışarıya yüzümü yıkıyorum. Çabuk hazırlan, gidiyoruz. Geliyorum, geliyorum. Rezalet! Şu odanın haline bak! Sizde hiç utanma yok mu? Kazık kadar kızlar mahalle çocukları gibi birbirinizi yiyorsunuz! Bıktım senden! İllallah yahu! Ne hale getirmişsin kız kardeşini? Cevap versene! Bana cevap vermesin bir daha! Canım sağ olsun! Pişt. Görüyorsun ya baba! Nasıl kaşınıyor, ne dayak şişmanı! Benim yanımda bile ha! Siz akıllanmayacak mısınız? Senden evlenecek adama acırım! Kadın değil, başına gardiyan alacak! Tevekkeli arkadaşların sana çam sakızı dememişler, adın üstünde! Elim aşalı kızıldın, çıktın başımıza! Benim evlenmeye niyetim yok, ama bunu Haldun'la evlendirin! İkisi de birbirinden sünepe, karşılıklı oturup yün örerler! Beğenemedin mi Haldun'u? Yüksek mühendis! Hiç olmazsa senin o motorcuların gibi... Yaşları ilerledikçe bunların ikisi de tımarhanelik olmaya başladı! Eğlenseler de ben de kurtulsam şunlardan! Yeter, yeter diyorum! Baba, yürüyeceğiz!
kurtar kızı. Çık! Şuna bak bana elini! Ver bana! Ya buraya! Ver, ver, ver elini! Dikkatli dolu seni ya! Ver, ver elini ya! Ver elini bana! Ver elini ya! Ver elini! Ver elini! Ver bana elini! Ne var, ne oluyor? Delirdiniz işi canım. Nedir bu hal ya? Senin derini yüzmeli. Bunlar da kim? Ne işler var bu havuzda? Herhalde bu havuzun balıkları olacaklar. Evet, her suda yaşayan balıklardan. Evet, biz de suda yaşarız. Fakat böyle havuzda değil. Babam nereli dondum baba. Nereli? Kendimi size takdim edeyim. Ben Deniz Fenerbahçe motorunun sahibi, son derece müthiş kaptan Murat Kartal. Yani? Bana tam yol Murat da derler. Bu da muavinim Ali Şakşak, son derece tatlı çocuktur. Hadi bakalım deli kızım, bizi ıslattığın gibi kurutmasını da bil. Nereden bilecek, o kavgadan başka ne bilir ki? Bende ne tavuklar var, hele bir görsen! Hayatta iki zevkim var. Biri deniz, biri tavuk. Bizim gibi. Ben yalnız tavuklara, Murat abim de denizi sevdiği için içimiz ancak sizin kadar edilir. Teşekkür ederim. Otan doların dansını yapıyor. Dans dediğini bitirmiştir. Gülmek kız öyle. Çabuk çocuğa biraz sabun getirip sürün. Başlandı zavallına ya. Üzülmeyin. Senin kahramanlar iyice rezil oldular. Şuna bak nasıl zıplıyor, pişmiş yumurtaya döndü. Ha, öyle mi? Ay, yandım! Ay. Öldüreceksin kızı, bu kadar da olmaz canım. Azizim, o herifte iş yok diyorum sana, onunla arkadaşlık edilmez. Merhaba. Merhaba. Kavsi baba gene macun gibi olmuş. Bize bir ufak aç, biraz da lüfer karıştır. Hemen şimdi. Yiyin lüfer. Balıklar taze ya. Hepsi bu senenin. Dur ayağımı hangi melon bastı? Tanıdın mı şimdi? Çek elini be, dağıtırım suratını şimdi. Rahat durun yahu. Daha ortalığı yeni topladık. Bana kaba dayılık ha. Yapmayın çocuklar. Yapmayın. Atın şunu dışarıya da ayılsın. Çerçeveli dayak atarım. Yarın benim motoru çıkarıyorum. Ona bir makine taktım, kız gibi kız.
E bakalım Murat girdiği iddiayı kazanabilecek mi? Onu yarışta vızır vızır geçeceğim. Sonra sizlere bir müjdem var. Yarın delirteceğim keratiyi. Murat artık kendine bir fenerde bekçilik arasın. Yahu çöpre altında balık ekmek tatsın. Eyvah! Öyle değil mi? İnsanın arkasından konuşmak kolay. Erkeksen yüz yüze konuşalım. O kadar atma, sonra etrafta kırılmadık cam kalmaz. Kusura bakma arkadaşım, kaza oldu yani. Arslan tontonum benim. Bu ağır koku da nereden geliyor diyordum. Tevekkeli değil, böyle kokmuş balıklar yiyor musun? Şu beylere birer cüce nane ruhu yedir. Asaplarına iyi gelir. Şimdi ne olacak yani? İyi olur inşallah. Hır mı çıkarmak istiyorsun? Senin için cici elbiselerimi kirletmek istemem. Yarışı kaybedince nasıl olsa ağlayacaksın. Onun için lazım olur. Sende kalsın. Küstah keratalar! Bonjour efendim. Acaba sunar mı, nerede olduğunu sorabilir miyim efendim? Hayır, soramazsın. Tabii. Bu nasıl sual? Muhakkak. İçeride evlat. Çok naziksiniz beyefendiciğim. Merci, merci canım. Bizim deli kıza da ancak böylesi evlenmeye talip olur. Hiç böyle şaka olur mu canım? Ay 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 ay. Anladı, korkakmışsın be Haldun Bey. Siz ki mühendis olacaksınız. İnşaatlarınızda hiç kafanıza tuğla düşmedi mi? Ama bu sizin yaptığınız çok soğuk bir şaka. Ya öyle mi? Acıttın mı cicim? Bilmem. Ne oldu Haldun Bey? Ne var? Hiç canım. Ayağına sana hediye getirdiği çiçekler düştü, o kadar. Bu yaptığına ne şakası derler, biliyor musun? Ne olur siz ona lütfen uymayın emmi. Hakikaten canım, mil pardon, çok naziksiniz. O kadar ki neredeyse nezaketinizden eriyeceksiniz. Kahretsin seni! Teşekkür ederim. Ne güzel de birbirinize benziyorsunuz. Nazar değmesin. Aman kızım, dikkat et, Haldun Bey incinmesin. İstersen pamuklara sarıp kutuya koy. Yoksa çıt diye kırılıverir. Sen nazik erkekten ne anlarsın? Thank you Sunacığım. Hadi oradan sen de! Sana o motorcular gibi ayak takımı lazım. Bravo.
Affedersin, üzülmedin ya şekerim. Yo yo hayatım, sen yanımdayken üzülür müymüş ben? Canım. Tabii canım. Tabii. Nedir bu yaptığın? Hiç. Biraz evvel içeride bir gürültü işittim. Sana kaç defa şu kardeşine sataşma demedim mi? Ne bitirim kızsın sen? Ne zaman uslanacaksın sen? Biliyorsun ki kız kardeşin yakında Haldun Bey'le nişanlanacak. Her olanı benden biliyorsunuz. Zaten bir insanın adı çıkmasın. Ne o, darıldın mı bana? İkinizi de aynı derecede sevdiğimi bilirsin. Hayatta tek arzum sizin mesut bir yuva kurmanız. Baba, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Doğrusunu istersen ben Haldun Bey'i beğenmiyorum. Sebep? Benle evlenecek insan her hareketiyle erkek olmalıdır. İster bana kızın, ister beni kovun. Ben o tip erkeklerden hoşlanıyorum. Bana kızmadınız ya babacığım. Haydi sirkeci çöprü vapurdan önceci diyor. Haydi Fenerbahçe'de seyahat bir zevktir, çabuk olalım. Kalkıyor, kalkıyor sirkeci çöprü. Merhaba ablacığım. Merhaba Ali. Elbisenizi iyi ütülemiş miyim? Bıçak gibi ablacığım. Merhaba. Gemimize hoş geldiniz Çamza kızı. Hoş bulduk. Bugün teyzeme gidiyordum da. Nasılsınız? Demir gibi. Hey Murat! O kar diye fazla gaz verme yoksa çatlar. Gel beni dinle, senin şu molosu seyyar lokanta yapalım. Bassana şu gaza be! Neden yarışa girmiyorsun? Bu makineyle onu geçemem. O makinelerin daha yeni değiştirdi. Hey! Ne haber? Süprüsüne kalli! Tavuklara yem ver o zaman, motora yem ver de biraz yürüsün! Sen bu lafların altında kalacak mısın yani? Motora tam yol verdim, bundan fazla gitmez. İşin tuhafı da bu motorla ondan büyük bir yarışa girmeye söz verdim. Hey! Murat kaptan! Bakıyorum yüzden ölmedin bize, ha? Sustursana şu adamı Murat! Eğer korkuyorsun ondan ben vereyim cevabını. Hey! Tam yol Murat! Denize inip biraz içelim mi sizi? Nerede kaldı senin tam yol Muratlılığın? Değiştir o ismi, değiştir! Ah bir akşam olsun cösterocuğum size! Kafanızı şarap fıçısına sokmazsam bana da şakşakalı demesinler, hı? Ellerle, yek seni, hı? Murat abi, geçmiş olsun! Sizin motor hastalandı galiba! Aspirin lazımsa verelim Murat! Sizin gibi zerzevat taşımıyor bu motor, yağ tulumları! Görürüz yarınki yarışta kim geçecek! Bu eşek arabasıyla mı? Yarış gününde sizi nasıl yiyeceğimizi unutma! Asıl siz yarınki maçta yiyeceğiniz golleri düşünün, golleri! Halas mı aldık Deniz Kaplumbağası Murat, halas mı aldık?
Ahmet Bey, Mahtumlar da Galatasaraylı galiba. Ha, elbette. Onlar da babaları gibi Galatasaraylıdır. Hastasıdırlar. Maşallah. Evet. Şunlara bir düzine gol. Bana bak delikanlı, bayraklı sıradakilere birer gazoz ver de yürekleri ferahlığa sürtün. Şu sivrisi niye iki tane ver, kolay kolay ayılmaz. Haydi, bak şimdi nasıl giriyor top bak. Hadi oğlum Mete, at şu topu, yatır şu Turgay'ı. Ne haber Ahmet Kaptan? Bu gol sizinkine benziyor mu? Zarafeti bile başka. Söyle yalan mı? Al bunu doktor tavsiye etti. Şimdi gidecek olur daha iyi görürsün. Hadi lan sana ya. Bak ya. Şuraya bak ya. Senin bir sıkıntın var ama benden saklıyorsun. Madem arkadaşız çekinme söyle. Bu gidişle onun yarışta geçmem imkansız. Tekneye yeni makine takmak lazım. Bunun için de... Para lazım değil mi? Kaç paraya çıkar bu makine? O kadar paran çoksa kendine harca. Senin gibi dik kafalıya iyilik de yaramıyor. İnsanı konuştuğuna pişman ediyorsun. Ben yaptığımı bilirim. Bir kızdan da nasihat alacak değilim. Vay canına! Öyleyse bu kafayla bir gün mendireye çarpıp denizin dibini boylarsın. Yüzünü şeytan görsün seni. Sakın sözlerimi ters anlama evlat. Bu hayatımdan memnunum ben. Eskiden beri şöhret budalası insanlardan nefret ederim. Acırım onlara. Ama Murat abim yarışı kazanmazsa... rezil olur sonra o kıza. Şam sakızı derler ona. Bizimle alay etmesini ben de istemem. Konuştuklarımızı Murat kaptanı açma Gapsi baba ha. Pek. Merhaba, afiyet olsun. Aleyküm selam kaptan. Ne içersin evlat? Hiçbir şey. Sıkıntılısın sen. Hiçbir şeyle açıl. Tabii ya.
Boş ver, iç be Murat abi. Kızımın latı bu, yarın barışırsınız. Üzme canını. Onu yeni tanıdığım halde, ne bileyim... içimde çok, çok tuhaf bir şey. Neyse, bırakalım bunları. Sımçam sakızına şurup gibi aşıksın. Haklısın. Yaman kız bu abi be! Abi be! Ona çok manalı bir mektup taşınsan. Doğru değil mi Gamzi baba, he? Saçmalama! Ben forsumu kıracak adam değilim. Tükürdüğümü yalamam. Üzme Murat'ı, düşme üstüne! Hadi ya! Öpün abi! Kineler batmaz, yar bensiz yatmaz, hacı cavcav, ah canıma değilsin. Giydiğim atlas, iğneler batmaz, yar bensiz yatmaz, hacı cavcav, canıma değilsin. Arkadaşlar! Sustur lan şu zırıltıyı! Size bir haberim var. Bizim Murat kaptan var ya, yanına bir tayfa almış. Uuu, ne has kefal mübarek! Ama ne parça! Bana bak oğlum! Gemiye kadın aldın mı uğursuzluk gelir! Sakın böyle şeyler yapma! Biz uvardalı denizde değil, karada yaparız patron! Hay ağzını öpeyim senin! Doldur kadehleri! Allah Allah ya! Uşuğum bana bak, yürü şöyle bir dakika, korkma yürü yürü, çöl çöl, ya yürü yürü ya Allah Allah! Yapma evlat, yapma! Ha? O ne gürültü? İnsanı rahatsız ediyorsunuz, terbiyesizler! Yakalayın şunu! Ne bakıyorsunuz öyle? Alçak korkaklar! Bu kaçışınızın cezasını sizlere ödetmezsem bana da kaptan demesinler! Benle uğraşma Murat! Asıl sen benle uğraşma Ahmet kaptan! Seni meslek arkadaşımsın diye fazla hırpalamak istemiyorum! Sarhoşsun! Şu anda aciz bir adamsın! Sana son bir sözüm var! Bir daha o kızın adını ağzına alma! Bırak şimdi bu numaraları! Heh, alırsam ne olacak sanki? Beni yıldırmak istiyorsan acırım haline! Ya öyle mi? Yapmayın çocuklar! İkiniz de kaptansınız, arkadaşsınız! Sen uyma ona, hadi uyma oğlum! Hatırın için uymuyorum Aras Mardık! Güle güle! Kavga bittiğine göre, etrafı toplamadan... hiçbir yere gitmek yok, anladınız mı? Kalk tontonum, kalk! Yağmur dindi, hava açıldı! Sana söylüyorum, sana! Abi, hadi gidiyoruz! Bu vaziyette mi? Biraz zor götürürsün sen onu! Ne oldun koca bebek? Deve gibi çöktürdüler mi seni? Hadi kalk gidiyoruz hadi! Numara yapma hadi! Açılın! Bu duma başka türlü ayılmaz! Ne arıyorsun burada Ali? Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Çam Sakızı abla. Demek beni görmeye geldin, buna sebep ne? Hiç, seni özledim de.
Evet, size cittim bulamadım. Kardeşiniz Sıla Hanım burada olduğunuzu söyledi. Yalanı bir türlü beceremiyorsun. Yoksa seni o kaptan bozuntusu mu gönderdi? Aa, annemin ölüsünü öpeyim ki değil, yalnız. Yalnız ne? Konuşsana Ali, sıkılma, anlat. Dün akşam senin için Murat Ahmet kaptanla çok kıyak bir kavga çıkardı. Yumruklar havada uçtu. Aslında çok iyi çocuktur Murat abi. Yok canım. Vallahi. Orada olmak isterdim. O dik kafasının kırıldığını görseydim benim için büyük bir zevk olurdu. Ama o seni çok seviyor. Yarışı da sana mahcup olmamak için kaybetmek istemiyor. Zaten motorun makinaları da çaptan düştü. Merak etme. Yakında öyle neşeli saatler geçireceğiz ki hepinizin ağzı bir karış açılacak. Senin o Murat abin benim ne bitirim olduğumu gözleriyle görecek. Bana çam sakızı demişler oğlum. Hey baba, bana şuradan bir balık ekmek sarsana. Kusura bakma oğlum, ihtiyarlık, kabahat bende. Ye afiyet olsun, para istemem. Bereket versin beyim, size ne kadar olacak? Baba, senin balıklar niçin satılmıyor? Ne yaparsın evlat, kısmet bu. Öyleyse müsaade et de senin şu balıkları ben satıvereyim. Haydi taziller, balık ekmek 75, balık ekmek 75. Gidiyorum toyaya, toyaya okumaya. Gidiyorum toyaya, toyaya okumaya. Toyadan bir kız aldım, fistanı dokutmaya. Toyadan bir kız aldım, fistanı dokutmaya. Oyna balık sıpla balık, oyna balık sıpla balık. Bize horan oynasana hey. Oyna balık sıpla balık, oyna balık sıpla balık. Bize horan oynasana hey. Şu gelen kayık mıdır, yelkeni yayık mıdır? Şu gelen kayık mıdır, yelkeni yayık mıdır? Herkes almış yarini, ben aslam ayıp mıdır? Herkes almış yarini, ben aslam ayıp mıdır? Oyna balık sıkla balık, oyna balık sıkla balık. Bize horan oynasana hey. Oyna balık sıkla balık, oyna balık sıkla balık. Bize horan oynasana hey. Bana bak delikanlı, burasın çalgılı gazino mu sandın? Kes şu gazeli bakalım, yoksa alırım forsunu. Gelkenle. Akça batulumuz, para dönmez elimiz. Akça batulumuz, para dönmez elimiz. Olmazsa güzel kızlar, ne olurdu halimiz? Olmazsa güzel kızlar, ne olurdu halimiz? Oyna balık sıkla balık, oyna balık sıkla balık. Bize moran oynasana hey. Açılın dedik be! Burası benim mıntıkam. Sağır mısınız be? Yelkenler fora! Ne bağırıyorsun istavri suratlı? Denizin tapusunu mu satın aldın? Bana mı delikanlı? Sana tabii! Haydi siyah siyah! Bana ha? Erkeksen atla dışarıya! Ne? Güzel delikanlıymışsın sen! Canını yakmak istemem senin! Arzu edersen anlaşabiliriz seninle! Ah! Aris. Vurma gence Recep. Sağ ol, Allah'a ısmarladık. Sen de sağ ol evlat, yolun açık olsun. Bravo.
Bonjour Suna Hanım. Bonjour. Bu ne dalgınlık böyle? Her zamanki halim. Erkekleri peşinizden koşturmakta mı? Her şeyi, o ablanızın motorcu arkadaşları ne yapıyor? Onlarla tanışmak şerefine layık olamadık daha. Bilmem, o kadar önemli mi? Önemli tabii. Pazar günkü piknik için onların gelmesini temin etseniz, güzel bir gezinti yapmış oluruz. Hmm, çakıyorum dalgayı. Hatta ablam size o pikniği onların motoruyla götürebilir. Nasıl? Hmm, siz bir şeytansınız ama güzel bir şeytan. Ya öyle mi cicim? Siz vallahi ya. Bilmiyordum. Ha, ya öyle tabii. Şu anda belki size karşı olaraktan döktür döktür, utanma abi, aşıkların halini de lanlarım. Bu mektubu göndereceğim filan yok. Neyse, sen yaz bitir onu da ben kutuya atarım onu. Sıkıntıdan çıldıracağım Ali. Ama gene de onun ayağına gitmeyeceğim. Bana söker mi? Öyle deme abi, sevda bu. İnsan da akıl bırakmaz. Haklısın. Galiba bu işte biraz da kabahat bende. Kıza çok kaba davrandım. Ama ne yaparsın, bendeki şu kopasıca inatçı kafa yok mu? İyi ya işte, madem hatanı anladın, döşen samsakızına bir mektup. Başlamışken bitir. Ya al bak, bir türlü beceremiyorum. Bu mektup istidaya benziyor. Ben bu işlerin piriyim, al kalem eline de yaz. Yaz. Çok sayın samsakızı hanımefendi hazretleri. Böyle başlanır mı yazıya be? Tabii ya, sen alamazdı bu işlerden. Motorculuk değil bu, ben bilirim. Mektupta hürmet bol olmalı. İşte o zaman çok tesir eder. Devam et, devam et. Hadi yaz. Bu mektubu yazarken ma teessüf bile olsa fazla müteessirim. Çünkü çok sevdim seni. Aklım sende, fikrim sende, kalbim sende, senin de bende, benim de sende. Motorumuz, tavuklarımız, horozlar... Yeter! Deli misin, ne bu gülme? Bir arkadaştan böyle komik bir mektup alsaydınız, siz de gülerdiniz babacığım. Kafasında bir iki tahtası noktan da ondan böyle baba. Olabilir, sende hiç kafa yok ya. Ben halimden memnunum, sen kendine bak. Şirretliğinden senden kimse evlenmek istemiyor, ne haber ha? Öyle değil mi baba? Başlamayın gene azmaya. Ben azmıyorum ki baba, esas azan, kuduran kendisi. Nasıl bana hakaret ha? Gel bir gel sen. Gel, gel de bir sana bak. Yapmayın çocuklar, bırak şunu gül. Yaklaş, yaklaş da bir ıslatayım. Beni suyla mı korkutacaksın şeker değilim ciğerim, aptal. Sonra okuduğun o mektubun da motorcu tarafından gönderildiğini bilmiyor değilim. Senden randevu istiyor değil mi? Hepsini babama söyleyeceğim. Sen görürsün o zaman. Hadi söyle ne bakalım. Yapacaksın? O zaman da seni nasıl dayakladık tatlıcağım? Gelme, 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 gelme! Aa, Surat! Surat bana geliyor! Aa, bana geliyor! Aa, canım! Surat bana geliyor, olmaz canım! Aa, çok soğuk bir şaka. Kızınıza biraz görünsenize canım. Cesaretiniz varsa siz görünün Haldun Bey, ben bu kızlardan bıktım usandım artık. Sakın kaçayım deme Suna, nasıl olsa seni yakalayacağım. Ne olur abla, bırak artık şu şakayı canım, görüyorsun Haldun Bey de ıslanıyor, bırak! Gel Halduncuğum, gel canım, sen uyma ablama, onun şakalarına tahammül edemezsin, gel! Haldun Bey gibi kibar bir insan, her türlü şakalara tahammül etmesi... Ama bu şaka değil, öyle değil mi Haldun Bey? Üşüyorum ama... Çıldırdın mı sen, kendine gel, bırak elinden şunu! Suracığım bana yardım et, rica ederim! Yapayım! Sura bir şeyler düşün! Teşekkür ederim! Ay, 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 ay,
Rica ederim bir hanım. Ha, bırakın rica ederim iş hanımı. Ne istiyorsunuz kızlar? Ha, geliyorum Sura. Ay, bir dakika. Hadi bırakın bir dakika şey. Ay başım. Ah, bu kız kudurdu galiba. Ya kudurduysa o zaman ben ne yaparım? Ay, babam. Kusura bakma, mektup aklıma geldikçe kendimi tutamıyorum. Hiç beceremem mektup yazmasını. Neyse, barıştık ya. Dargınlık mıydı bu? Bence kayıkçı kavgası. Yalnız burada buluşmak fikri kimin? Ali'nin. Babandan çekindik, eve gelemedik. Babamın Suna'yla bana sonsuz güveni vardır. Suna'nın sözcüsü Haldun Bey her gün bize gelir. Ama o Haldun Bey. Ne söylemek istediğini anlıyorum. Ben de öyle insanları takmam da sevmem de. Bizim için öylelere erkekten sayılmaz. Ha, ya benim gibiler? Bilmem vallahi, ne bileyim, daha belli değil. Abla! Aa, bak kimler geliyor. Abla! Abla! Tam lafın üzerine düştüler. Ben gidip onları karşılayayım. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Motora hoş geldiniz. Arkadaşlarımla geldik işte. İyi ettiniz. Ne haber? Otur. Arkadaşlarını bize tanıştırsana. Hay hay, memnuniyet. Atlayın öyleyse. Atlayalım. Teşekkürler. Size arkadaşım Kaptan Murat ve kıyak arkadaşı Ali'yi takdim ederim. Hangi gibi de kaptansınız efendim? Şu üstünde durduğunuz motorun efendim. Ha, dolmuş motoru kaptanım. Ha, vallahi ben bunlara binmeye çok korkarım. Sizin için daha konforlusunu servise koyarız Cici Bey'im. Bizim motor batsa bile hiç üzülmeyin beyefendi. Bir kişiye uçtan kurtaran yeliği veriyorduk. Üstüne de ceketiciydin mi hiç nezde olmazsın. Öyle değil mi Murat abi, yalan mı söylüyorduk yani? Çok şakacıymışsınız kaptan beyler. Acaba bu pazar yapacağımız piknik için bizi motorunuza götürmek lütfunda bulunur musunuz? Güzel bir gezinti yaparız. Tabii muhakkak. Kabul ederseniz. Kabul edersiniz değil mi Murat? Yalnız yolda fırtına filan çıkarsa korkmak yok ha. Hı hı. Buyurun oturun efendim. Evet. Ali bize bir güzel çay demlesin, hadi içelim. Hele sen hiç merak etmezsin değil mi canım? Yanında aslan gibi Haldun Bey var. Kurtarır seni. Ne gülüyorsun? Ne var sanki? Cevap veremiyorsun değil mi? Hemen kızıyorsun Suna Hanım. Nasıl cevap veriyorsun? Maymun suratlı sen de. Dur ya. Ya! Bırak şimdi tavlayı abi! Bir haberim var, lokum mu lokum? Neymiş? Yok be! O halde biz de oradayız demektir. Hem de bütün sosyetemizle. Murat'la bir açık hava tiyatrosu oynayacağız desene. Ahçıbaşı, elini çabuk tut, kurt gibi acıktın! O kadar acıktınsa, cel de beni ye!
Benim gibi sofrası mı yoktu? Çaçanları da Paris'te çağırdılar da gitmedi. Acaba Paris'in nerede olduğunu biliyor musun? Tabii, İngiltere'de. Bu yaşta bu zeka. Sen bu akılla fazla yaşamazsın. Ne yapalım? Büyük adamların ömrü kısa olur. Anladın ya Herkül Necat, çam sakızına asılacaksın. Şu motorcunun sana içerleyip bir hır çıkarmasını temin edeceksin. Ya? Merak etme abi, onu öyle güzel bir meydan dayağı atacağım ki... ...burada bulunanlar parmaklarını ısıracaklar. Şu çam sakızından intikamımı alamazsan üzülürüm doğrusu. Beni gülünç vaziyetlere düşünmek neymiş görsün. Böyle delikanlılar bana hap gibi gelir, sen meraklanma. Bir kenara çekil, olanları seyret, biraz eğlen olur mu? Ona iyi bir sopa çek, keyifli bir sahne olsun, hadi göreyim seni. Göreyim seni. Merak etme. Bir dans etme fırsatı verir misiniz bana? Arzu ederseniz hay hay. Beni biraz denizde gezdirsin. Dikkat et kızım, bindiğin gemi yolda batarsa boğulursun. Biz de son çıkan dans tarzının neşeli birkaç hareket yapabilir miyiz? Dansınızda yemekleriniz gibi güzel mi? Halis Urfa yağından. Ayrıca dans üstüne çitaplarım da vardır benim. Haldun nerede kuzum? Bilmem, biraz evvel şuradaydı. Geziyordu. Biz de bir dans edelim mi şekerim? Hay hay! Şimdiye kadar gördüğüm kızların içinde senin kadar beni büyüleyene rastlamadım. Rastlamadınsa Mahmut Paşa'ya git. Çok şakacısın tatlı kız, sana bayılıyorum, anlamıyor musun? O kadar bayılıyorsan bir bardak nane suyu iç, ayılırsın. Sonra bana bak Galata Kulesi, böyle ağızlara gemi yanaşmıyor. Efendi efendi dansını edersen ne âlâ, yoksa pandispanya gibi yerim seni. Ben ye beni cicim, niçin sinirleniyorsun? Aşkımızı söyledikse ayıp mı ettik? Fazla ileri gittin koca bebek. Bir iyi gelir. Böyle küçük kavgalara sokmam burnumu. Belli, burnun o kadar büyük ki girersen kavgaya kırarlar o burnunu. Hadi kaptan, aç şu deve hamurunun yufkasını. Hey Murat kaptan! Bir tarafta davul, bir tarafta caz. Senin gibi fıçıya bu kadar şişkoluk bile az. Dur! Burada da hır çıkarmadan duramamışsın. Çayır güreşi var dediler, biz de sazımızı toplayıp geldik. Çalın bakalım şöyle bir kağıthane havası. Hadi yavrularım, siz de döktürün. Kim gönderdi beni buraya? Hayır. Bu sana ders olsun koca bebek. Bir daha yapamayacağın işlere burnunu sokma, hadi çıkar ol! Planlarım mahvoldu! Kusura bakma, ayağım kaydı, ondan düştüm, yoksa düşmezdim ben! Kusura bakma! Ha 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 ha.
Buraya bu saatte geldiğinize göre yemeğin kokusunu aldınız galiba. Bizim beleş kayıntıya geldiğimizi sanıyorsan yanılıyorsun. Nevalimizi aldık da geldik. Üstelik burası umuma açık. Babanın yeri değil kaptan. Şaka söyledik canım, buyurun. Biz de seyyar tiyatro geldi diye sevinmiştik. Hadi bize bir orta oyunu oynayın da görelim. Hadi çocuklar, şu deve güreşinin üstüne bir karşılama çalın da neşemizi bulalım. Hadi siz de ne duruyorsunuz, çalın bir ça ça ça. Vur daha vur! Hayatımdan bahsettim. Evet, ben de bir zamanlar bu denizlerde tıpkı sizler gibi kaptandım. İşte o zamanlar tanışmıştım bizim deli kızların annesiyle. Ah, neydi o günler? Ne yazık, zavallı kadının ömrü vefa etmedi. Çocuklar küçük yaştayken ayrıldı aramızdan. Senin de ıstırabını çok iyi anlıyorum. Motorun makinalarını yenileyeceğim diye çırpınıp duruyorsun. Üzülme, yeni makine alman için sana elimden gelen yardımı yapacağım. Yalnız bu aramızda kalacak. Her bakımdan emin olabilirsiniz Rıza Bey. Demek bu işi 5 kişi bilecek. 5 kişi mi? Biz de kızlarınız. Böyle şey olur mu Ali? Asıl onlardan gizleyin. İyi ama çam sakızı bizde para olmadığını biliyor. Yeni motoru aldığımız cümle olacak. Öyle değil mi Murat abi? Ne söyleyeceğiz ona? Minareyi çalan kılıfını da hazırlar delikanlı. Bizim kızlara Ali'ye tayyare piyangosundan 25.000 lira vurdu deriz. Olur biter. Onlar da bu işi bal gibi yutar. Nasıl, beğendin mi fikrimi Murat? İsabetli bir buluş. Fevkalade sunturlu bir yalan. Tebrik ederim siz Rıza Bey. Ya işte ben böyle kaptanım. Ne o Murat, yoksa kaptanlığımı kıskandın mı? Hayır, bilakis memnun oldum. Sizler bizim gibileri daha iyi anlarsınız. Üzüldüğüm tek şey varsa yaptığınız iyiliğin kızlarınızdan saklanması. Siz anlamazsınız. Derin meselelerdir bunlar. Neyse, şimdi ben gidiyorum. Siz ilk fırsatta eve uğrar, piyangodan bahisle planımızı tatbik edersiniz. Allah'a ısmarladık. Sözümüz söz değil mi? Güle güle Rıza Bey, evet söz. Hem de nasıl, kaptan sözü. Söz mü? Yaşa Ali, sen de ileride iyi bir kaptan olacaksın, gözlerinden belli. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Canım, Haldun geldi. Senin zıpır mı? Dur onu ben karşılayayım. Ay, yo, ben gidiyorum. Bana bak, göreyim seni tam zamanı şimdi. Ona güzel bir ders ver, yoksa ben başlayacağım. Anlıyorum, Surat'ım. Anlıyorum, üzülme, o cezayı ben de verebilirim. Hadi bakalım, göster kendini. Merak etme, merak etme dedik ha. Birini mi aradınız beyefendi? Ayol, nasıl söz bu? Aman vallahi çok şakacısın Sunacığım. Seni yeni almış olduğum arabamda gezmeye götürmeye geldim. Aynı zamanda içimden taşan ciddi hislerimi birleştirmek için sabırsızlanıyorum. Benim arkadaşlarım arkadan alçakça vuran kalleşlerle işim yok artık. Ciddi maksadını da başka kıza yuttur. Bunları ciddi mi söylüyorsun güzelim? Elbette ciddi söylüyorum hayatım. Hadi oradan maymun suratlı sen de. Zıt be kız sen de. Biraz ara ver, boğulacaksın be. Bir şey mi söyledin ağabey? Nizamname hazır.
Yarışı ne zaman yapacağımızı akşam Murat geldiğinde kararlaştıralım. İstersen Murat'a yarışın cıvacık pazar olması için dayat. Dur bakayım. Demek 10 gün sonra. Tamam. Sen de gözünü dört aç. Biz yokken onlardan birisi motorumuza bir şey yapmasın. Yani anlarsın ya. Ayarlarını bozmasınlar. Karıştırmasınlar. Merak etme sen. İki cundan beri motorda bekçi bekletiyorum. Sinek bile cıramaz içeri. Güzel. Zekana hayranım senin. Sana bir müjdem var. Murat'la yapacağımız yarıştan sonra dostlarıma rakı ziyafeti çekeceğim. 3 gün 3 gece misafirim olacaksınız. İstediğiniz kadar yiyin, için helal olsun. Bu sözü Murat değil... Ahmet Kaptan veriyor sana. Çam sakızı, suna! Yavruya da yürü kaptan, yürü. Ne var, ne oluyorsunuz? Aman lay delirmiş bunlar. Açın, açın yolu, yeni zengin Ali Şakşak geliyor, vallahi billahi! Közlerim çör olsun ki 25.000 lira, evet 25.000 lira çıktı ya! Para derler, para! Sahi mi söylüyor Murat? Sahi, sahi tabii. Nihayet hayalleriniz hakikat oldu, değil mi Murat? Yeni makineyi ne zaman alıyorsun? Yarın sabah alacağız, çamsa kızı! Yaşasın milli piyango! Bu piyango bize zafer kazandıracak, zafer! Yaşasın Ali, yaşasın Murat Kaptan! Hadi gelin çocuklar, bu neşemizi soğuk bir içkiyle kutlayalım! Ne oluyor? Bayram yerine çevirdiniz burasını! Bir öyle uykusu uyuyalım dedik, ona da rahat yok! Ali'ye piyangodan para çıkmış, onun için sevinçliyiz babacığım! İyi! Hoş geldiniz, tebrik ederim size evlatlar! Teşekkür ederiz kaptan bey! Bekleyin, geliyorum! Arabanda sancak! Sana layık değil ama, çam sakızı çoban armağanı işte! Çok teşekkür ederim Murat! Bu hediye benim için hazineler kadar kıymetli! Demek benim de serinlemeye ihtiyacım var, öyle mi? Teşekkür ederim. Haldun seni fazla yaktığı için, sıkıntını gidermen için getirdim bu hediyeyi. Hacet kalmadı, 2 saat evvel pasaportunu verdim züppenin. Ya, demek biraz evvel cumhuruk muamelesini yaptırıydı. Yarın yeni makinemizi derhal alabiliriz, çünkü 1 hafta sonra yarışımız var. Ya, acele lüzum yok! Durun bakayım, bensiz olmaz bu iş! Ben raporumu vermeden makineyi alamazsınız ha! Bakalım o kahve değirmeniyle ne yapacaksınız? Unutma ki kaybedenin yanında motor da çıtasın. Bu sefer dükkanına katlanır. Kaybedersek verir onu. Yaşa be sevri sinek! Hadi yarışın şerefine içelim. Ya size kaç defa söyledim yarış gününden evvel yarıştan bahsetmek yok diye. Evvela yüksek misafirimizin şerefine içeceğim. Öyle değil mi Murat? İltifat ediyorsun kaptan. İltifat olur mu? Hepimiz kardeş sayılırız. Nail! Geldim Ahmet Kaptan, geldim! Gel. Buyur! Şu çalgıcılara söyle de bize güzel bir şey çalsınlar, kafamızı dinleyelim! İçkilerle mezeleri de tazelersen, sana şimdiden teşekkür ederim! Baş üstüne, merak etmeyin! Gördün mü bizim kaptanları? Tası nazikleştiler! Elbette nazikleşirler, masalarındaki misafirlere bak! Doğru! Ver babana bir kek! Emredersin paşam! Çalın bakalım tatlı bir hava! Sizinle buraya geldiğime o kadar memnunum ki! Demek buranın havası sizi sıkmıyor öyle mi? Bilakis çok eğleniyorum! Eskiden böyle düşünmüyordun ama. Eskileri açma abla, şimdi fikrim tamamen değişti. Acaba bu ani değişikliğin sebebi ne olabilir?
Ali bak ne çalıyor. Senin memleketin havası. Kalk da göster kendini. Yalnız oynanmaz kaptan. Bu da laf mı ya? Kaldırsam iyi uyarsana. Ne dersin koca oğlan? Kıvırabilecek misin bu oyunu ha? Ne oldu Sami? Beni mahcup ediyorsun reis. Karadenizliyiz, biliriz bunları. Kalkın öyleyse. Hadi kalk bakalım. Baban seni buraya getirdiğimi öğrense kim bilir ne kadar kızar bana. Babamın itimadı var sana. Seni seviyor ve anlıyor. Bu itimadı hiçbir zaman bozmak istemem. Bakmayın bu halimize. İşte görüyorsunuz hayatımızı. Atarız tutarız ama kalbimiz her zaman temizdir. Böyle konuşma Murat, eminim buna. Unutma ki ben de bir kaptan kızıyım. Aynı kanı taşıyoruz. Şunlara bak ne neşeli oynuyorlar. Çocuklar yaşayayım ben. Kalk biz de oynayalım Murat. Ben hiç beceremem bu işi. Ben gösteririm sana hadi gel. Hadi hadi Murat abi utanma hadi. Hadi. Beni de coşturdunuz, dayanamam doğrusu. Aşk olsun lan, oldu mu bu ya? Çal bir kasap havası da kurtlarımızı dökelim. Akşam krallar gibi eğleniyor, döküyor kurtlarını. Doğru Gazi baba. Çalın çocuklar, çalın! Marşa bas. Edin.
hoş geldiniz. İşi kolaylaştırdınız mı Murat? Öğleden sonra motoru çalıştıracağız. Bir iki saatlik işimiz kaldı. Çok iyi. Hadi çocuklar yapın paydosu. Bırak ya. Motorumuz yarışa hazır demektir. Hey koca aslan, göreyim seni. Yarış günü beni mahcup etme. Eyvallah, saatçi oldu usta adamız, vesselam. Giyin de şöyle bir açılalım, tecrübesiz olmaz. O kadar heyecanlıyım ki. Bütün bu gayretimize rağmen ya istediğim yolu yapamazsak? Başaracaksın Murat. Bunun için çalıştın. Hadi işlet şu makineyi. Gayret evlat, iyi gidiyorsun. Makineler tam yol. Uçuyoruz adeta. Bas şu gaza be, daha hızlı. Yoldan çekilin de yolumuza bakalım. Kaptır kaptan, uçuşu motoru da yıldızlarda sigaramızı yakalır. Yaşa Murat kaptan, motor değil tayyare mübarek. Aferin evlat. Makineler yeni olduğu halde çok iyi yol yaptı. Tam 12 mil. Ne süratle gidiyoruz değil mi cicim? Dede dur, ben mi cicim? Sayda mı cicim? Canım Ali'cim. Yürün, tamam dede. Yeni makinenin tecrübesinden memnunsun değil mi Murat? Hı hı, oldukça. Hadi bakalım, bu akşam bunun şerefine benden size bir ziyafet. Göreyim seni evlat. Şu yarışı da başta bitir. O zaman kızı almaya kazanırsın, öyle değil mi? Ben sana başaracağız demedim mi, koca kafalı? Sizleri bugünkü başarınızdan dolayı tebrik ederim çocuklar. Abi şöyle manalı bir konuşma yapsan, çok dokunaklı olur yani ha? Öyle güzel konuşamam ama bir defa oldu. Arkadaşım ve bana karşı göstermiş olduğunuz yakın alakaya çok teşekkür ederim. Küçüklerin cazlarından, büyüklerin ellerinden öperim. Neyse, lafımı Ali tamamladı. Eksik olma oğlum. Siz de bu sevgiye layık çocuklarsınız, var olun. Şerefinize. Bu çalgı da kafamı şişirdi. Bütün bu güzel duygulara muhtaçtım. Sen bana niçin yaşayacağımı öğrettin. Seni seviyorum. Başlamışken bitireyim. Seni daha ilk gördüğüm an sevmiştim. Nihayet söyleyebildim. Koca budala bilmiyor muydum? Sanki ben de seni seviyordum. Hadi bakalım, kalkıp dans edin. Dans edenlere ben bayılırım. Hadi.
Şu anda kendimi bir prens olarak düşündüm. Bunlar da beni eğlendiriyor. Ya prenses nerede? Romatizmalar olduğu için gelmedi. Onun yerini siz alırsanız çok memnun olurum lady. Ah, lady ne demek? İngilizce hanım demek, hanım. İstedim mi kitap gibi İngilizce konuşurum. Siz dans etmez misiniz Ali Bey? Ben mi? Tabii, tabii ederim Sına Hanım. Yalnız böyle basit danslardan hoşlanmadığım için beni mazur görün. Biliyorum, siz Karadeniz oyununu, kasap havasını iyi oynarsınız. Nasıl da anladın? Yaşayasın sen. Allah'ın izniyle yeni motorumuzla yarışı kazanacağız. Ahmet'i yarı yolda bırakacağız. Zaferimizin şerefine. Fenerbahçelilerin şerefine. Yaşasın Fenerbahçe! Yaşasın Murat Kaptan! Yaşasın çam sakızı, yaşasın Sunay Hanım Efendi! Sayın hakemleri gayet hızlı bir şekilde selamlarım. Hepinizi selamlarım sayın hakemler. Yarışın kaidelerini bir daha söylemeye lüzum yok, biliyorsunuz. İkinci şamandıradan dönüş yapılacak. Seni çok heyecanlı görüyorum Murat. Korkuyorsan yarışı iptal edebiliriz. Asla Ahmet Kaptan. Ölmek var, dönmek yok. Hadi bakalım, şu deftere imzaları çakın. Hay Allah! Şu mühür nereye gider ya? Hadi gir motora. Daha imzanı atamıyorsun, bir de bizi okutmaya kalkıyorsun. Mektebe git, mektebe! Hadi bakalım, ikinize de bol şanslar! Kazanacağımı eminim. Aman küçüklere dikkat et, denize filan düşmesinler. Peki. Yolun açık olsun Ahmet, üzme canını. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Dikkat! Motorlar yarışa hazır mı? Hazır. Peki. İki, üç, dikkat! Thank you.
yaylıları. Kızlar çıksın şu sene üçün üstüne Ahmet kaptan. Bak şimdi onlar Lazca dedi. Ah gülümsek ya. Cücüm benim. Ah şu yarışı bir kazansak Ali ha. O zaman size olan ilgimin derecesini de size söylerim. Ha ya kaç derece? 37,5. Dur bakayım. O kadar soğuksun ki. Hadi kardeşim, hadi kardeşim, yetiş, yaşa, yaşa, yaşa. Motorları en az bizim kadar yollu be. Nasıl oluyor bu iş? Arabayı epey açtık, ona yol ver Muhammed abi. Salim getir. Nasıl olsa o artık benim sayılır. Ne oluyor? Tam yol verdiğim halde geçemiyorum onu. Ümidini kırma Murat kaptan. Altından karabiber paketlerini çabuk olun. Geçin. Çocuklar, atın, atın. Hadi. Dikkat edin. Pakete karabiber atıyorlar. Kilosu 1000 lira dur. Nerede bu bayılık? Deli mi de bunlar ya? Buna da kalleştiğim deniz gazı dalları. Hadi sen git yere git, hadi hadi. Deli bu herif be, ikimiz de balıklara yem olacağız. Bu herifte Sinan'ınki kadar akıl yok be, ölüme gidiyor. Koca aptal. Biz bu numaraların daha ne tehlikelisini yapardık. Aferin, tam bana layık damat olacaksın. Öyle mi dersin?
çırpınıyor. Bu iş burada biter. İskeleye yanaşınca motoru teslim ediyoruz. Şimdiden kaptanla elveda. Geç dümeni. Artık bu yolun sonu nikah dairesinde biter sevgilim. Ben senin için günlerce motorculuk yaptım. Sen benim için bir nikah dairesine gelmişsin, çok mu? Partiyi kazandın Murat. Al motor senin artık. Yok be Ahmet. Sen olmasan ben bu denizlerde nasıl kaptanlık yaparım? Hadi atla motoruna. Bu denizler daha bizim gibi nice zıppır kaptanları barındırır. Ne haber Sami? Tebrik ederim Ali. Yarışı kazandınız, bizi mağlup ettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi sana nişanlımı takdim edeyim. Suna Hanım, Çam Sakızı'nın kız kardeşi. Nasıl, beğendin mi? Elbette beğendim. Demek sen de bekarlıktan kurtulacaksın. Ya öyle olacak. Sakın üzülme. Yakında sana da güzel bir kız bulurum. Kilosu benden az olursa istemem. Merak etme, tartmadan almam. Müsaadenizle sayın bayan. Canım benim. Maymun suratlı sen. Hadi kızma kızma. Ben de senin hayatım tavuğum benim. Arkadaşlar, Murat'ın ve yengemiz Çam Sakızı'nın şerefine bedava tarafından motor gezintisine hepinizi davet ediyoruz. Gelin!